sen boz. Öncelikle ben 8. sınıftan sonra okulu bırakmayı düşünüyordum. Okula geldikten sonra bölümde çalıştıktan sonra okulu sevmeye başladım. Kaynaktır, delme, boyama falan o işlemleri öğrenmeye başladım. Şu an sıraları önce kaynak işleminden sonra solüsyon işlemiyle temizleyip boya yapıp fırına atıp 180 dereceye ısındıktan sonra çıkarıyoruz. Sonra mobilya tarafında tahta falan takılıyor. Başka okullara yardımımız dokunuyor. Biz burada öğrenci olarak okula geliyoruz. Hem de burada çalışmaya çalışıyoruz. Ailemize destek olmak için, bir de meslek edinmemiz için. Dışarı gittiğimizde bir mesleğimiz olsun, abilerimiz sağ olsun, ustalarımız bize öğretiyorlar. Elimizden geldiği kadar biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bir de burada stajyerliği de yapmaya istiyoruz. Burası iyidir. Başka okullarda böyle meslekler olmadığı için, diğer öğrenciler açıkta kaldığı için buraya gelmeleri onları için avantajlı olabilir. Burada meslek edinebilirler. Mobilya ve metale dair atölyelerimizde her şey üretilmektedir. Yaklaşık 2 yıldır okulumuz bünyesinde döner sermaye yapıldı. Bu kapsamda bakanlığımız başta olmak üzere birçok yerde protokoller yapılıp üretimler yapılmaktadır. Arkada gördüğünüz masa sıralarımız il ve ilçeler başta olmak üzere şehir dışlarına sevkiyat gerçekleşmektedir. Yakın zamanda Mardin Savur, Siirt Şirvan, Gaziantep olmak üzere birçok ile sevkiyatlarımız devam etti. Atölyeler, üretimler bizim için önemli çünkü biz şuna inanıyoruz. Çocuklarımız yaparak, yaşayarak daha çok öğrenecektir. Meslek sesinin amacı eleman yetiştirmektir. Meslek sesinin amacı usta yetiştirmektir. Biz de bu şiarla inşallah ülkemizin ihtiyacı olan ustaları, kalfaları hepsini yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda kendimizi medyadan da takip ediyoruz. Bakanlığımız olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsun. Meslek liselerine gerçekten önem vermekte ve bu konuda desteklerini son ana kadar da hissetmekteyiz. İnşallah biz de üzerimize düşeni yapacağız ve üretmeye devam edeceğiz. Saygılar.